Evet. Evet arkadaşlar, 2023 ile ilgili burçlara göre tabii videolar çektik. Bazı insanları tatmin edemedik. Dedik onları da tatmin edelim. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bugün yani cumartesi için 2023'te güneş tutulmaları var. İki tane. Pazar günü içinde iki tane ay tutulması var. Bu güneş ve ay tutulmalarının burçlara olan ne yapacağız? Etkisini anlatacağım size. Cumartesiye güneş tutulması yani bugün için izleyenler. Pazar günü de ay tutulmasını. Ay tutulmalarını. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi astrologlar arasında bu yükselen konusunda iddialı laflar var. Efendim yükselene göre izleyin, dinleyin. Ben yükselene göre izlemeyin, dinlemeyin demiyorum. Fakat şöyle bir sorun var. Çok teknik bir sorun. Çok basit söyleyeyim anlayacaksınız. Mesela benim 23 derece Koç burcunda işte nedir? Güneşim var diyelim. Balık burcu da 25 dereceyim. Balık burcu 25 derecede olduğu için yükselende benim güneşim birinci eve düşüyor. Balık yükselen 22 derece olsaydı benim güneşim ikinci eve düşecekti. Bu kadar. Yani yükselene göre dinleyin diyenler sizi ille de doğru bir yere yönlendirmiyorlar. Çünkü hepimizin yükselenlerinin derecesi farklıdır. Yükselenin balıktır. Ama 25 derecedir. Yükselenin yine balıktır ama bu sefer de 22 derecedir. Güneş de tam ikisinin arasında bir yerdedir. Birinde birinci eve düşer, öbüründe ikinci eve düşer. O yüzden de videolarımı ben yaparken işi garantiye almak için güneşin olduğu burca göre yorum yapıyorum. Yani güneşi ne yapıyorum? Tam böyle yükselen çizginin tam üstüne oturtuyorum. Ondan sonra onu yorumluyorum. Tabii ki yükselene göre dinlerseniz de bir kısmınız da doğru olacaktır. Ama hepiniz de doğru olmaz. Ama güneşe göre olduğunda tabii ki güneş bu sistemin egosudur. Kozmik egodur ve güneşin yarattığı etkileri biz ne yaparız? Hayatımızda nesnel olarak görürüz, hissederiz, dokunuruz, somuttur gelişimleri. Ama ayı birinci eve koysam, ay burcunuza göre dinleyin desem, ay tabii daha fazla duygularla ve içsel alemle alakalıdır. O sebeple de aya göre de bakabilir bazılarınız. Bu sefer de ne yapar? Duygularla daha içsel alemle alakalı bir noktaya gidebilir diyorum ve güneşe göre ne yapıyoruz? Yorum yapmaya devam ediyoruz. Yükselene göre dinleyin, uymuyorsa güneşe göre dinleyin diyorum. Yoksa herkesin yükselenine uymaz. Yükselenin derecesi önemlidir burada. Evet, 20 Nisan'da arkadaşlar 29 derece 50 dakikada yani özellikle dakikasını yazdım. Koç burcunda bir güneş tutulması var. Tabii Koç burcundaki tutulmalar tabii 2004'ten beri biliyorsunuz kuzey güney düğümleri yaklaşık olarak 18-19 derecede bir burç değiştirirler ve tam 18-19 sene sonra insanlar ne yaparlar? Benzer durumları yaşarlar. Yani 2023 yılında şöyle düşünün, hangi burçtan olursanız olun 2023 yılında güneş ve ay tutulmalarına göre yaşadığınız meseleler 2003-2004 yıllarıyla ne yapabilir? Bir benzerlik oluşturabilir. Ama tabii bu sizin 18-19 sene önceki karmanız ve tabii 18-19 senede farkındalık bilincini daha yukarı çekmiş olan insanlar o dönem sıkıntı yaşarlarken 2023'te, 2024'te de ne yapabilirler? Refaha kavuşabilirler. Bu 29.50'ye de gelince, bu 29.50'ye ana retik denir. Batı astrolojisinde biz Vedik'te ise Atma Karaka denir. Atma Karaka ruh göstergesi demektir. Yine o konuda da hurafeler var. İlle krizdir, odur budur filan gibisinden. Arkadaşlar, şimdi aslında kriz bazen fırsat olabilir. Çince de aynı kelime. Benim 29 derece ay aslanım var. Vedik'te ise 29 derece güneş balık burcu durumum var. Şimdi hangi açıdan bakarsak bakalım 29 derecedeki bir gezegen o burca girmiştir
ve orada nihayete ermiştir. Artık başka bir burca geçiş yapacaktır ve 29 dereceye gelinceye kadar bütün dereceleri gezdiği için daha tecrübeli, daha bilgili bir güneşten bahsediyoruz. Yani bu korkulacak bir şey değil, bu bir ruh göstergesi. 29 derece 50 dakikada 20 Nisan'da Koç burcunda bir güneş tutulması. Tabii Türkiye haritasından bakıldığı zaman Türkiye'nin güneşi tabii Akrep. Güneşe göre baktığımızda Akrep'ten sonra Koç nedir arkadaşlar? 6. evdir. Peki yükselenimiz Yengeç. Yükselene göre bakıldığında Koç burcu TC haritasının 10. evini, yönetime ilişkin bir şeylerdeki değişimi gösterir. Bu bağlamda tabii çok önemli bir tutulma. Yıllardır tabii Koç burcunda güneş tutulması yaşanmıyordu. Martılar ses yapıyor. Kedinin de dikkati dağılıyor tabii. Şimdi güneşin tabii Koç burcunda olması ve tutulmanın burada olması, hem de son derecelerde olması olayı tabii daha ciddi bir hale getiriyor. Çünkü güneş arkadaşlar bir ülkenin haritasında yönetimi sembolize eder. Bazen o ülkenin erkekleridir. Ay ise halkı gösterir, yönetilenleri. Bazen de ne yapar? Kadınları gösterebilir. Bizim tabii güneşimiz Akrep, ayımız ise İkizler Burcu'nda. Haliyle de bu bir yönetimsel değişime, ciddi anlamda köklü bir değişime tekabül ediyor. Güneş tutulmalarında güneş ve ay üst üste oldukları için bu bir yeni ay gibi değerlendirilir. Tabii ciddi anlamda güçlü bir yeni aydan bahsediyoruz. Her ay yaşadığımız bir şey değil bu tabii. Ve Koç burçları için bu tabii 1-7 aksını tamamıyla ne yapacaktır? Etkileyecektir. Koç burcunda tabii tutulmanın olması Koç burçlarının tabii kendisiyle alakalı. Benlikleriyle, egolarıyla ve tabii eğer evlilerse de evliliklerinde, evli değillerse de evlenmeleri muhtemel bir durumu. Çünkü 1-7 aksı güneş tutulmasıyla beraber diyecek ki Koç burçlarına, sen artık yeni bir şeye başlıyorsun. Yani bu yeni bir şeye başlamak, bir spor salonuna başlamak olabilir, bir başka ülkeye yerleşip orada yaşamaya başlamak olabilir, sağlıkla alakalı bir mesele olabilir, eğitimle alakalı bir mesele olabilir, evlilikle alakalı bir mesele olabilir. Çünkü birinci evdeki bir gezegen, yükselenimizi zaten o yüzden çok önemseriz. Çünkü yükselen burç birinci ev yöneticisidir ve haritadaki en önemli evler köşe evlerdir arkadaşlar. Köşe olmak deriz ya, 1, 4, 7 ve 10 numaralı evler, ki bir kişinin kendisi, 7 diyelim evliliği ve ortaklıkları, 4. ev işte içine doğduğu aile, yaşadığı ev, annesi, annemiz bizim nedir? Rahimi itibariyle zaten ilk evimizdir. Türkçe'de evli bile ne yapıyor? Ev kökünden geliyor. 10. ev ise babayı, toplum önündeki yerimizi ve kariyer hayatımızda gelebileceğimiz en üst noktayı gösterir. Bu anlamda farkındaysanız tabii bu saydığım dörtlü güçlüyse zaten diğer evler çalışır. Yani 1, 4, 7, 10 numaralı evlerde sorun varsa aradaki öbür evlerin tamamında ne yapar? Sorun ortaya çıkar. O yüzden köşe evler aynen bir masanın dört ayağının yere oturması gibidir. Yani biz onu tabii mevsim dönüşü yapmışız. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. E burada ne yapıyor? Tabiat bile kendini ona göre ayarlıyor ve uyarlıyor. E Koç burcundaki tutulma tabii en fazla Koç, Terazi, Oğlak, Yengeç burçlarını etkileyecektir. Çünkü her zaman ne söylüyorum ben? Bir haçtan bahsediyorum. 90 derecelik ve 90 derecelik açılar ve karşıtlık gerektiren açılar astrolojide biraz zorludur. İnat etme açısıdır bu. İnat etme açısıdır. Nasıl ki gökyüzünde 13.8 milyar yıl yaşında ya bu evren, güneş sistemi de 4.5 milyar yıl yaşında ya, şöyle bir kafayı kaldırın bakın, orada küp şeklinde ya da piramit şeklinde gezinen herhangi bir gezegen göremezsiniz. Hepsinin ne olmuş? Böyle köşeleri sağdan soldan
döne döne aşınmışlar. Hepsi de yuvarlak olmuş. Yuvarlak olun demiyorum ama fazla köşeli olduğunuz zaman egonuzda daha sert, daha çatışmalı durumları hissedersiniz. Koç tabii öncü bir burç olduğu için 20 Nisan'da Koç burcundaki güneş tutulması demek, evet ya, hayat yeniden başka bir şeylere dönüşüyor. Yeni bir şeyler başlıyor manasına geliyor. Fakat şunu kaçırmayalım ki yaklaşık 12-13 Temmuz gibi güney ve kuzey düğümleri Koç terazi aksına geçecekler. Tabii ki güney ve kuzey düğümlerin sağında ve solunda olduğu için güneş ve ay tutulmaları, işte bazen de hala kuzey düğümün boğa burcunda olmasına, Koç burcunda olmamasına rağmen 20 Nisan'da bir güneş tutulmamız olacak ve Koç burcunda olacak bu tutulma. Tabii ki burada nasıl ki bir gezegen Koç burcuna geldiğinde her şey yeniden başlar. Güneş gelir ilkbahar başlar. Bu Satürn için de geçerli. Yani Satürn işte seneye ne olacak? Balık burcunda olacak. Diyelim ki EYT çıkacak. 12'ne emeklilik evi. Bir sürü balığı belki de ne yapacak? Emekli edecek. Git evde otur diyecek. Tabii bu herkes için geçerli gibi düşün. Balık benim esprim. Hayatta bir sonlanmayı gösterir. Yani bir gezegen Koç burcundayken hangi gezegen olursa olsun o gezegenle alakalı bir süreç başlar. Daha sonra Balık burcuna geldiği zaman da o gezegen Koç burcunda başlattığı süreci bitirmiş olur. Koç burcunda geri geldiğinde Balık'tan ne olur? Bir nevi fabrika ayarlarına geri döner. Yani 20 Nisan'daki Koç burcu tutulmalarıyla önümüzdeki yıldan itibaren inşallah fabrika ayarlarına geri dönelim. Olumsuz yaşadığımız hangi konu varsa olumluya dönsün diyorum. Ama tabii hepimizin bir de bireysel haritası var toplumsal harita dışında. Bizim tabii bireysel haritalarımız bizim kendi farkındalık bilincimizle anlayabildiğimiz ve toplumdan, yani ben ona şey diyorum tabii, sürü diyorum. Sürüden kopamayan birisi sürünün kaderine maruz kalır. Yani siz bir koyunsunuz, koyunları o sırada çoban şeye götürüyor. Yani kesimhaneye götürüyor. Yani kaçıp böyle ağaçların arasından sıyrılmazsanız filan o sürüyle beraber siz de kesimhaneye gidersiniz. Bu kadar basittir bu. Her zaman da topluma uymak gerekmez arkadaşlar. Ben tabii her durumda da topluma aykırılık olsun da olmaz. Toplumumuzun, toplumların doğru halleri vardır. Bir de yanlış halleri vardır. Bir insan bilinci gerektiğinde ne yapması gerekir arkadaşlar? Yanlıştan başkaları yapıyor ya ne olacak ki filan dememesi lazım. Yani Koç'a geri dönersek Koç'un tabii 1-7 aksı aktive olacaktır. Aynı şekilde 4-10 aksı da Koçlar burada tabii ne yapacaklar? Öncelikle tabii kendileriyle alakalı değişimden bahsediyoruz burada. Çünkü madem ki güneş tutulması Koç'ta, Koç'a şunu söylüyor. Diyor ki sen diyor evini, aileni, evliliğini, ilişkini, ortaklığını ya da kariyerini değiştirebilirsin ama diyor önceliğin diyor tutulma diyor Koç burcunda olduğu için ne telefonmuş be. Yani şimdi burada bizim kediciye kızıyorum ben. Berna'nın telefonu şey yapıyor, dıt dıt yapıyor da arkadaşlar bazen dikkatimi dağıtıyor. Kusura bakmayın. Şimdi hayatta bir iş yaparken, yani biz tabii askerlikten gelen bir şey bu. Ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Şimdi tabii 90'lı 2000'li kuşak da beni dinliyor. 90'lı 2000'li kuşağın anne babaları da beni dinliyor. Hiperaktivite, dikkat bozukluğu var bu çocuklarda. Hiçbir şeye fokuslanamıyorlar. Birileri bunların ellerine böyle telefonu verdi. O telefon değerli, gerekli, internet de gerekli. Gördüğünüz üzere her işimizi artık oradan yapmak zorundayız. Fakat tek kelime kitap okumuyorlar. Bugün bir ayar verdim 19 yaşında kıza. Yani Belçika'da yaşıyor. Pırıl pırıl zeki bir Türk kızı. Fakat nedense arkadaşlar iyice böyle bir acayip olduk. Hayatları telefona sıkıştı kaldı. Ya bu iyi bir şey değil. Bakın arkadaşlar dinleyin. Kitap kokusu olan bir şeydir. Tabiattan gelir. Ağaçtır. İçinde dört elementin tamamı vardır. Ağaca su gerekir. Ağacın toprağı vardır. Ağacın hava alır, hava verir. Ve ateştir element olarak da. Yani ağaçta bile ateş vardır. Bir tohum
sıcakta patlar. Bir ısıya ihtiyaç duyar. Ateş, toprak, hava, su bütün değerleri bir ağaç da taşır ve bir kitap bir ağaçtır. Ve kitabın bir kokusu vardır. Hipokampüs bölgesi vardır beyinde. Biz bir şeyin kokusunu aldığımızda onu unutmayız. Yani feromon denir ya, koku. Aslında aşk bile kokuyladır. Patrick Süskind'in Parfüm diye bir kitabı vardır. Koku diye de filmi. İzlemeyenler izlesin lütfen. Aşk bile odur. Birini bazen kaybedersiniz. Ölmüştür, gitmiştir belki. Belki ayrılmışsınızdır. Önce sesi, bazen de görüntüsü gider. Sesi ve görüntüsü de gidebilir ama kokusu gitmez. Koku en son gidendir. Ve siz okumuyorsunuz. O elinizdeki dijital zımbırtıların kokusu yok. Yani ben internet ortamında bulduğum değerli kitapları bile, isterse e-book olsun, ne yapıyorum e-book'u bile, çıktı alıyorum. Bir kağıda, sonra da onun bir hışırtısı var. Öyle tadı bile var. Kokusu var. Aşk neden dünyanın en güçlü duygusu? Hiç düşündünüz mü arkadaşlar? 5 duygunun hepsi içindedir. 1- Tadına bakarsınız. 2- Kokusunu alırsınız. 3- Dokunursunuz. 4- Duyarsınız. 5- Görürsünüz. 5 tane algımız vardır. Kitap aynen aşk gibidir. 5 algı bir aradadır. Bunu ne telefon ne bilgisayar size sunamaz. Akıllı olun. Ondan sonra hafızanız da zaten zayıfladı. Unutursunuz, okursunuz, öğrenirsiniz. Hiçbir şey olmaz. O diplomalarda var ya, onları böyle duruyorsunuz ya, buraya da kırmızı kurdele falan elinde böyle kepmep. Hiçbir işe yaramayacak onlar. Aa da buraya yazıyorum. Laf dinleyin, lafımı dinleyin. 50 yaşında adamız biz. Sen anneni babanı küçümsüyorsun. Efendim benim bir diplomam var. Annemin babamın yok. Ne yapayım? Sendeki diplomalar bende de var. Hem de fazlasıyla var. Annenin babanın diploması olmayabilir ama annen baban senden bazı konularda daha akıllıydı. Ya yeterin ya. Bir yeterin. Yani konumuz 90'lı 2000'li olmak değil. Konumuz 60'lı 70'li de olmak değil. X kuşağıyla Y ve Z kuşaklar arasında kavga çıktı. Her gün açıyorum, anne babalar onu filan öldürüyor ya. Bu nedir ya? Sonra hocam konunun dışına. Konunun dışına filan sapmıyorum arkadaşlar. Bana göre bütün konular zaten gökyüzüyle ve astrolojiyle alakalı. Oraya ikide bir yazıp durmayın. İstemeyen gider. Sadece astroloji konuşan o vikvikleri dinler. Evet, konumuza geri dönüyoruz. Burada Koç burcundaki tutulma koçlar için şu demek arkadaşlar. Diyoruz ki önce kendini değiştir, bilincini arttır diyor. Yoksa diyor, tamam mı, ben seni diğer evlerde de hüsrana uğratırım, bu kadar. Bu çok önemli. Burası şok omelli. Ben hatırlıyorum 2004 yılını. Tek taraflı New York bileti aldım. Yeni bir şeye başlamam lazımdı. Evvela da değil sesinde teğmen rütbesini taktık. Dedim biraz orduda mı devam edeyim, üste hemen falan olup. Sonra hayır dedim. Aldım bileti, gittim ABD'ye. Bu kadar. Hiç de pişman değilim. Yeni bir şeye başladım. Yeni bir şehir. Yeni eğitim. Yeni bir iş. Yeni bir tahsil. Yeni bir sevgili. Ve çok geliştirici oldu. O yüzden koçlar 20 Nisan'dan itibaren ne yapsın ne etsinler, hayatlarının en büyük hamlesini yapsınlar. Öyle ondan sonra... Efendim kaçırdık maçırdık filan işte, ah şöyleydi ah böyleydi dersiniz. Boğa için nedir? 12. ev tutulması. Boğaları tabi kuzey güney düğümler hala boğa akrep aksında. Ve boğa akrep aksındaki tutulmalar tabi 2023 yılında da hani devam edecek. Özellikle ay burçları üzerinden, yani ay burçları derken ay tutulmaları devam edecek. Bir tane de tabii 14 Ekim'de işte terazi tutulması var. Koç için atlamayayım madem. Şimdi 20 Nisan güneşe göre değil de koçu anlatmışken şöyle anlatayım. 20 Nisan'da bir koç tutulması var. Kendinizle alakalı. Kendinizle alakalı her konuyu değiştirebilirsiniz. Çünkü birinci ev, koç evi kendinle alakalıdır. Kendinle alakalı doğru değişim yaparsan işin de doğru dürüst olur. Evinde, işinde, kariyerinde. Hayatta en önemli şey birinci evdir. Yükselendir. O da kendinsindir. Kendini halledemediğin sürece istediğin kadar kariyerin olsun, istediğin kadar evliliğin olsun, evin, araban, barkın olsun, diğer 11 evin tamamını halletmiş ol. Birinci evi halledemediğin sürece mutsuzsundur. Birinci evi halledemediğin sürece sağlıksızsındır. Bu kadar. Yani ben yükselene birinci eve çamur atmıyorum. Bunu zaten iddia eden astrolog bence şey olmuş. Uçmuş o. Uçmuş. Bizi demek ki dinlemiyor.
Sen kimsin çocuk? Bizi dinleyen insanlar bizim entelektüel birikimimizi, kapasitemizi biliyor. Mütevazı olalım diyorum. Oldurtmuyorlar. Onlar ukalalık yapacak, ben rahat mı duracağım? Ne güzel ya. Kediler gelecek aslanlara tısmıs yapacak. Böyle pençe falan. Kodum mu oturturum? Hem de elimin tersiyle. Avuç gibi kendime de çekmem. Kodum mu? Başka yere. Alıp çekip yiyecek halim yok. Ceylan olsa alır çekerim koynuma. 14 Ekim'de de terazi tutulması var. Güneş burcunda. 14 Ekim terazi burcu tutulması demek bu sefer de tam karşıtında oluyor. Yani önce sende oluyor. Senden bir takım değişimler bekliyor. Aradan da 6 ay geçiyor. Çünkü güneş tutulma arasında takriben 6 ay vardır. Bu sefer de terazide oluyor. Bu şu demek. Ben, sen, ben, sen, ben, sen. Şimdi o ben, sen kavgası yerine birinci ev, yani koç olmakla terazi olmak arasında ne yapmak lazım? Denge kurmak lazım. Zaten güneş tutulmalarının hani yeni başlangıçlar yaratırken göstermiş olduğu en büyük tepki budur. O yüzden bir yerde bir sorun varsa ne diyorum? Karşıtına müracaat edin diyorum. Karşıtına. Kendinden de çok emin olmayacaksın. Fazla da böbürlenme padişahım, senden de büyük Allah var dedirteceksin. Burada koç burcunda kendinle alakalı bir değişim yapıyorsun. Ondan sonra 6 ay sonra da bu sefer evlilik, ilişkiler, ortaklıklar üzerine bir değerlendirme yapıyorsun 14 Ekim'de. Bu da şu demek, önümüzdeki yıl 2023'ten 20 Nisan'da itibaren koç burçları kendileri ve başkaları arasında belki de tercih yapmak zorunda kalacaklar. Burada kendinizi seçin ya da karşınızdakini seçin demiyorum. Burada bir konsensus oluşturmaya, bir mutabakata filan ne yapın? Oturun. Oturun. Bunu ona göre yapın. Genelde ülkede tabii güneşimiz 5. ev olduğu için aslan ve ego evi. Herkes kendini çok seviyor. Sen başkasını kaybettiğinde bir bakarsın daha beter kaybetmişsindir. Yani kendin olmaktan filan çıkmışsındır. Sana o imkanları veren insanı kaybetmişsindir. Sürüm sürüm sürünüyorsundur. Etrafınızı açın, şöyle sağa sola bakın. Kendi egolarını çok beğenen insanların daha sonra başka insanları kaybettiği zamanki yalnızlıklarına bakın. Maddi ve manevi girdikleri zarara bakın. Ama olabilir. 5. ev güneş. Öyle ya. Ha, akrepte bir de tabii yıkılıyor, yerle yeksan oluyor. Ondan sonra ünlü şahsiyet bakıyorsun çöpten ekmek toplamaya başlıyor. Sonra çıkıyor işte ben zamanında şöyle güzeldim, böyle paralıydım. Biz çok gördük öyle adamları, öyle kadınları. Burada dikkatli olun. Ben sen kavgası değil bu. Bir konsensus dediğim gibi. Ortada bir yerde ne yapmak, kavuşmak lazım. Boğalar için tabii 20 Nisan'daki koç güneş tutulmasıyla 14 Ekim terazideki güneş tutulması. Tabii koç terazi aksınız nedir sizin boğalar? 12. ve 6. evinizdir. Şimdi 12. evdeki bir tutulma, orası tabii gizli düşmanlar. Burada tabii gizli düşman sizin bilinçaltınız aynı zamanda. Çünkü 12 sizin bilinçaltınız. 12 sizi tabii inzivaya çeken koşullar, öyle ya. Evde de yatıyor olabilirsiniz. Orada da sorun çıkar. Yani siz çekildiniz inzivaya, evde yatıyorsunuz. Benim fil dişi kulem var. Evde oturursun, bir bakarsın kalp hastası, kanser olmuşsun. Hayatta hiçbir yer nedir? Güvenli değildir. Bilmiyorum. Herhalde ego açısından mezarlık haricinde ben güvenli bir yer bilmiyorum. Buna ana rahmi de dahil. Orayı da çok güvenli buluyorlar da belli olmuyor. Adam çıkmış şerefsiz, hamile karısını bıçaklamış. Hem de oradan vuruyor ki. Şimdi, o bazıları söylüyor işte. Hocam kadın düşmanı. Hayır arkadaşlar, ben bütün gerizekalılara düşmanım. Ben hayatta insanları ikiye ayırırım. Bakın, kadınlar ya da erkekler olarak değil. Kürt ya da Türk olarak değil. Sünni ya da Alevi olarak değil. Afrikalı ya da Türk olarak değil. Beni hiç ilgilendirmez. Bana göre hayatta iki tane grup var. Akılsızlar ve aptallar. Bu kadar. Ve aptalların sonu daima kötü olur. Hiç şaşmaz bu. Sen aptalsan, erkek de olsan, kadın da, cinsiyetin ne olursa olsun hatta, ortada cinsiyetlerden de olabilirsin, gözümde aptalsın demektir. Akıllanacaksın. Evren bunun için var zaten. Burası üstü açık. Akıl hastanesi. Geliyorsun. Burada akıllanıyorsun, tedavi oluyorsun. Olmazsan gider gider gelirsin.
at olmuşsundur. At olmayı beğenmezsin. Bir dahaki sefere eşek olursun. O zaman anırsın. O iş öyle olmuyor. Lütfen yaşarken dikkatli olun. Kimse de kimseye akıl vermesin. Biz bize gelip akıl isteyene biz akıl veriyoruz. Ama bize gelip bizden akıl alan kişi ondan sonra bize akıl veriyor internet sitelerine yazı yazıp. İşine bak sen çocuğum. İşine bak sen. Sen kaç tane kitabı okudun da biz aklımızı aldığımız adamlar tarihe geçmiş adamlar. Işık bunlar ışık. Senin ışığa bir kere saygın yok. Tarihte Mozart'lar var, Beethoven'lar var, Van Gogh'lar var, Sezan'lar var, Kant'lar var, Hegel'ler var, Mevlana'lar var, Muhittin Arabi'ler var. Senin bunların hiçbirinden haberin yok. Ya bu insanlar, bu ışıklı insanlar sana uyarlar ya da uymazlar fikirleri. Onu bilemem. Ama şu çok açık ki bunlar tarihte bizim soyumuzda yaşamış daha ışıklı ruhlar ve sen o ışıklı ruhların eserleriyle beslenmediğin için senin beyninin içinde hiçbir şey yok. Sen yukarıdan indirilen bilmem Hazreti Google'dan bilmem ne iki sayfa şeyle o derinliksizlikle gidersin boğulursun. Derinliğin yok çünkü. Girersin. Hiç okyanusa girmene gerek yok boğulmak için. Bir kaşık suda boğarım seni ben. Hatta hiçbir şey yapmam. Sen kendi kendini boğarsın. Akrepsin ya. Kendini sokuyorsun. Kendini sokma güzelim. Bak biz ne kadar kaç yaşına geldik. Ne kadar yakışıklı, sağlıklı bir adamız. Sen bizim yaşımıza gelirsin. Bir bakarsın aynada kendini tanıyamazsın. Dikkatli ol. Şarkıdaki gibi. Anana bak gör halini diyor. Evet. Neymiş 12. evde bilinçaltı. Burada tabi inziva yeri bu. Aslında boğalarda tabi bir yorgunluk var. Satürn'ün karesi var. 3-4 senedir 3-4 senedir tabi Uranüs'ün artık orada bir zelzelesi var derken kuzey güney düğümler, güneş ay tutulmaları işte son 1-1,5 senedir hakikaten boğa gibi konfor alanından çıkmayan bir burcu bile bunlar konfor alanından çıkartır. 12-6'da mı oluyor tutulma? Yapacağın şey belli. Sen yoksa 12'deki güneş tutulması koçla iyice üşütürsün kafayı. Hiç aklına gelmeyen şeyler gelir. Saçma sapan rüyalar görürsün, kabus görürsün. Halbuki 14 Ekim'deki terazi güneş tutulması sana diyor ki 12'den ve bu etkiden kurtulmak mı istiyorsun diyor. Gel diyor 6. eve. Peki boğanın 6. evi neresi? Yani terazi de olduğuna göre tutulma 6. evi, çalışma evi. Ne yapman lazım arkadaşım? Deli gibi çalışman lazım. Hiç mi elinden bir şey gelmiyor? Ne bileyim, bir evcil hayvan, bir rutin, bir hobi, bir spor salonuna gitme. Yani 6. evde harekete geç diyor. 3 ve 6 hareketsiz halledilemez. Çünkü Merkür evleri bunlar, ikizler ve Başak'tan ötürü. Ve Merkür evleri olduğu için aklı başında iş yapman lazım. Merküryen bir şey yapman lazım. Merkür Hermes, ulakçı tanrı, hareket halinde filan. Çalışan bir insan ne yapıyor? Arı gibi çalışacaksın kardeşim. Çalışmazsan 12-6 aksında önce tabii bilinçaltı, ruhsal aleminde sende bir zelzele yaratır koç tutulması 20 Nisan'da. 14 Ekim'de de terazideki güneş tutulması 6. evde seni hastaneye abone eder. Hastaneye gider gelirsin hobi olarak bu seferde. Onu söyleyeyim. 6-12 aksı tutulmaları yorucudur arkadaşlar. Seneye 6-12 aksı tutulmalarınız başlıyor. 1-7 aksı tutulmalarını yaşadınız. 1-7 aksı tutulmalarında kendinizi doğru değiştirdiyseniz, doğru dönüştürdüyseniz ki 20 Nisan'a kadar hala vaktiniz var. 20 Nisan'daki koç tutulmasıyla 12-6 başlayacaktır. Eğer kendinizi doğru ifade ettiyseniz o tutulmalarda bir kısmı evlendi, bir kısmı boşandı, ortakla ayrıldı, kavga etti, bensen olaylarına girdi, aşk nefret yaşadı. Şimdi 12-6'da da eğer hakkaniyetli davrandıysanız 12-6 size dokunmaz. Yok davranmadıysanız orada kayba uğrarsınız. Yani dava açarsın, kaybeden sen olursun. Çok iyi bir dostum vardı belki birden senin düşmanın olur gibi. Dikkatli olmalı. Evet. Ne oluyor ikizler için? İkizlerin tabii 11-5 aksı. Evet, ikizler en azından 12-6 güneş tutulmalarından kurtuluyor. İkizler bu anlamda 12-6 tutulmalarında iş, güç, sağlık, gizli düşmanlıklar, açık düşmanlıklar, davalar, problemler, sorunlar vesaire 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 bunlardan azade olacak. Çünkü 11-5 aksı tutulmalarını beğenirim ben. Hava ateş,
oluyor çünkü. Havayla ateşin değişebilme, hareket edebilme kapasitesi var. İkizler gibi hareket etmeyi seven, öyle bir yerde çakılı kalmayanlar için evet artık çıkma vakti geldi. 11'de society'ye karışın, topluma karışın. 11. ev konuları, istersen kendine YouTube kanalı aç, bir tane buradan e-ticaret bilmem ne web sitesi aç 11 ile alakalı. Çık, yeni arkadaşlar edin. Kulüplere git, derneklere git, sinemaya git. Git işte, çık. Zaten biliyorsun, ben mi söyleyeceğim? Müze Kartal müzeleri gez. 20 Nisan Koç tutulması. 11. 14 Ekim Terazi. Neresi? Hemen senin 5. evin. 11 5 aksında tabii. İçinde bulunduğun toplumdan, ama 11 şimdi artık internette. İnternetten bile sevgili bulabilirsin. 5. evde de Terazi'de, orası senin aşk meşk yerin. Ama orası senin aynı zamanda çocuk alanın. Şu var. Yani ikizlerin artık 5. evinde olduğu için Terazi'den ötürü tutulma, Güneş tutulması yeni bir başlangıçtır. Çocuk sahibi olabilirsin. Yeni bir aşka başlayabilirsin. 5. ev roman yazmakla da alakalı. 5. ev bazen spekülasyondur, yatırımdır, tarihtir, şans oyunlarıdır. Bu anlamda 11-5 aksında ne yapacaksın? Daha hareketli zamanlar yaşayacaksın. 2022'ye göre tabii bu senin için daha iyi olacaktır. En azından nefes alacaksın bir hava burcu olarak. Yengeç için ne yapıyoruz? Yengeç'in 10. evinde 20 Nisan'da Koç tutulması var. Ey yengeçler, 10. ev tabii kariyer yeri, toplumdaki statünüz yeri. Eğer yeni bir kariyere başlamak istiyorsanız, kariyer değişimi yapmak istiyorsanız, tabii 14 Ekim'de de Terazi'de 4. evde bir tutulma var. Orada şu var, 4-10 aksı sizde ne yapıyor? Yeni bir başlangıç getiriyor. Güneş tutulmaları daima yeni başlangıçlar getirirler. 4-10 aksı olduğuna göre başka bir ülkeye taşınabilirsiniz. 4 çünkü evle de alakalı, taşınmakla da alakalı, anne babayla alakalı. Bu evlerde tabii anne babayla alakalı bir takım problemler de yaşanabilir. Onları çözümleyebilirsiniz. Ya da tamamıyla sonsuza kadar bence çözümleyin. Ana babanızı da terk edin, başka bir yere gidin, büyüyün. Ananızın babanızın kucağında büyüyemezsiniz. Ay rahimdir, ilk evimizdir. Ama nedense bu ülkede rahimden çıkıyor millet ama çıktığı mıktığı falan yok. Yoyo topu gibi. Yoyo var diye böyle atıyorsun, böyle gidiyor geliyor falan, tamam mı? Uzayın, uzayın, uzayın. Uzayın ki büyüyün, yoksa öyle o 4-10 aksındaki tutulmalarla bir bakarsın anne baba aynı mahalle, aynı muhit, aynı tartışmalar, aynı saçmalıklar, hiçbir geliştiriciliği olmadığı gibi bir de canınızı sıkar. Ama 4-10 aksı tutulmalarını, yani 20 Nisan Koç, 14 Ekim Terazi, bunları iyi kullanırsanız işiniz, gücünüz, adam gibi kariyeriniz olur. Ama burada tabii bazen 4. ev aile ya, 10. evde kariyer ya. Kariyere gitmek isteyen 4'ten kaçar. Nasıl Mustafa Kemal Paşa'mız 12 yaşında anasını bırakıyor, Selanik asker üçlüyesine gidiyor. Bakın paranın üstünde resmi var. Anasını dinleyip onun dediklerini yapsaydı bilmiyorum ne olurdu yani. O yüzden de her zaman anne babanın dinlenmesi gerekmiyor. Bakın söylüyorum. Ben gerektiğinde burada ana babalara, X kuşağına ayar verdiğim gibi ben gerektiğinde Y ve Z kuşaklarına da ayar veriyorum. Yani ben Berna'yla da çalışıyorum ya, o da 95'li. Gerekince ona da ayar veriyoruz. Ayar vereceğiz. Ha o da bana ayar veriyor tabii. Bütün işimi o yapıyor. Yani bu bir al-ver dengesi. Burada ne yapacağız? Amacımız birbirimizi maddi ve manevi gelişimine katkıda bulunmak. Bunu yapamıyorsa birisi, bu isterse senin en sevdiğin yakınlı olsun, sana zarar veriyor demektir. Bazen bakarsınız düşmanınız size faydalıyken dostluğunuz size en büyük zararı verir. O yüzden de olaya biraz pragmatik bakın. Burada tabii menfaatçilikten bahsetmiyorum ben. Benim burada bahsettiğim şey, sizin ruhsal tekamülünüzü kim yukarı çekiyorsa gidin onun kölesi olun. Bu kadar. Biz öyle yaptık en azından. Ben hala öyle yapıyorum. Böyle buyurdu Zerdüşt'te, Zerdüşt'ün dediği gibi işte Nietzsche'nin. Ne diyor? Ey diyor Allahsız Zerdüşt diyor. Kim ki senden daha Allahsız diyor. Gidip ona diyor el öpesin diyor. Buradaki Allahsızlığı sakın ateistlik falan gibi algılamayın. Burada da metafor var. Bazıları metaforları kıçından algılıyor. Çünkü metafor ne bilmediği için. Mota mot algılama. Evet. Yengeç, anladın sen onu. Şimdi aslan, aslanın 9-3 aksı, evet aslanlar için de keyifli. 9. ev tabii uğurlu bir evdir, dar mı evidir, yaşam amacıdır, yaydır. Aslanları tabii
master'a, doktoraya, üniversiteye, akademik kariyer, yayıncılık dünyasına, okuma yazma, 9'da tabii uzak ülkelere gitmek, keyifli zamanlar geçirmek. Aslanlar için tabii güneş koçta tutulduğunda tabii 120 derecelik bir açı yapıyor. 14 Ekim'de de terazideki tutulma 3. evinde. Bunu tabii 3. ev bir takım şöyle söyleyelim. Nasıl ki 3. ev diyelim ki liseye kadarki eğitiminiz ya da sertifika, hemen karşı 9 üniversite ya da daha üst bir eğitimden bahsediyoruz. 3. evde eksikleri olan insanlar bunları tamamlasınlar. Yani 3 aslında 9'un temelidir. Her şey hayatta bir temelin üzerine yükselir, onun kaidesidir. Bir şeyi, bir büstü bile bir kaidenin üzerine oturtursunuz. 3. evdeki 14 Ekim terazi tutulması, bu tabii kardeşlerle, yakın çevre, işte yakın akrabalar ya da işte komşularınız, konu komşu, seyahate çıkmak, yeni bir şeyler öğrenmek, kursa gitmek, ne bileyim işte gittiniz bir tango kursuna mesela, diyelim ki 3. ev gibi düşünün. Burada 3-9 aksında hani yapacağınızı yapın, okuyun, düşünün, gerekirse diyorum gidin yazar olun, yayıncı olun. 3-9 aksı hakikaten şey bir aksıdır, uğurludur, eğitici bir aksıdır. Çünkü 3'ü Merkür yönetir doğal haliyle, 9'u da genişleten, aklı başında, bilgiden kaynaklı bilge gezegenimiz Jüpiter yönetir. Unutmayın. O yüzden bundan istifade edin diyorum. Başak'ın tabii Koç 8. evi. 8. ev tutulması terazide de 14 Ekim. Tabii 20 Nisan ve 14 Ekim'deki Koç ve terazi güneş tutulmaları Başakları 2-8 evinden ne yapacak? Diyecek ki 8'de mesela, sen ortağın parasıyla yaşıyordun, artık yaşayamayacaksın. Ya da ortak seni kazıkladı, ya da işte ayrıldın birinden, bir ortağından, evlilik de olabilir. Nafaka üzerine bir dava. 8 şunu da diyebilir. Ya senin, Allah korusun, bir hastalığın var, ameliyat vaktin geldi. Kökten bunu kes, at vaktin geldi. Çünkü 8 akrep evidir. Ölümü sembolize eder. Buradaki ölüm bedensel değil, zihinsel, ruhsal bir ölümdür. Kökünden bir şeyi öldürmek, buna kökünden ne yapmak? Vazgeçmek, her türlü eylem. Bak, vazgeçiyor olma hali. Ölüyor olma hali. İkide ise, orası tabii para, kendi kazancın yeri. Burada tabii başaklar tabii kazançları, yatırımları, miras konuları gibi konularda da ne yapacaklar? Koç ve terazi tutulmalarıyla beraber eğer önceden kör düğüm olmuş olan meseleler varsa çözüme kavuşacak. Bakın, çözüme kavuşmaktan kastım şu: Başak bir kere Merkür'den ve değişken burç olmasından kaynaklı bazen kararsız bir burçtur. Ama şu var, her zaman söylerim, en kötü karar bile kararsızlıktan daha iyidir. Bu noktada 2-8 aksında kararsız kalamayacaksınız. Yani evren bunu, eğer siz çözmediyseniz, evren bunu kendisi halledecek. Sen mi kesmedin mi göbeğini? Evren amca kozmik bıçağıyla senin göbeği kesecek abicim. Bu anlamda hayatta ben şöyle bakarım. Egolarımız tabii olumlu ya da olumsuz diye ayırır. Hayır, her şerde bir hayır, her hayırda da bir şer vardır. Unutmayın diyorum. Terazi ne yapıyor? Terazinin tabii 20 Nisan'daki tutulma 7. evinde gerçekleşiyor. Teraziler evlenebilirdi, boşanabilirdi. Ama bu kesinlikle 7. ev tutulmasıdır. 7. evle, evlilikle, ortaklıkla, ilişkilerle alakalı yeni bir süreç başlıyor demektir. Terazinin zaten kendisi de evlilik burcu. O bir terazi açısı tabii, terazi açısından 20 Nisan Koç tutulması güneşteki. 14 Ekim'de de terazide yine tutulma var. Demek ki ne yapıyorsun? Sen karşındakiyle bir denkleme giriyorsun ya da o denklemin içinden çıkıyorsun. Ve kendi başına kalıp ne yapıyorsun? Kendine dönüp kendinle alakalı bir konuyu ne yapıyorsun? Düzenlemeye başlıyorsun. Bu kadar basit. Bakıyorsun kocuşkon, iri memeli bir kadın için seni terk etmiş. Sen de gidiyorsun kendine silikon vadisi yaptırıyorsun gibi. Nasıl örnekti ama, çok sevdim bunu. Ne yapıyorsun? Demek ki kendinle ilişkin arasında doğru karar alıp doğru bir senteze ulaşmak zorundasın. Teraziye deriz. Yani denge kurmaya çalışır. İşte anlayışlı olmaya. Çünkü terazi bunun için var zaten zodyakta. Bazen olmuyorsa olmuyordur. Olmuyorsa olmuyordur.
Atar it, kapar yiğit filan. Nasıl bir laf? Ya boş ver şimdi. Kendini de çok zor yorma. Yani madem güneş tutulmasında koç, 14 Ekim güneş tutulması yine terazi. Diyor ki kardeşim biraz da koç olmayı öğren. Karşıtına bak, ondan da bir şeyler kap. Ben de bakacağım terazilerden bir şey kapacağım. Terazilerden elimden geldiğince ne yapıyorum? Bir şeyler kapmaya çalışıyorum. Biz tabii onlar kadar hani diplomasi ya da işte nezaket gösteremiyoruz. Ama ne yapalım? Bu kadar. Akrep. Akrebin tabii terazi ne oluyor? 12. evi. Demek ki karşısı 20 Nisan'daki koç tutulması nerede? 6. evde. Akreplerin bir kısmı son 2-3 senede işsiz güçsüz kalmış olabilir. Çünkü 4-10 aksında Satürn zelzele yarattı. Yordu, zorladı. Yeni bir işe girmek isteyenler, işini değiştirmek isteyenler ya da sağlıkla alakalı bir takım meseleleri varsa bunları çözmek isteyen akrepler için çok iyi bir fırsat diyebilirim. 20 Nisan koç tutulması. 6. ev biraz da bir düşmanlıkla falan da alakalı ama akrep diyorum sinsi bir burçtu. Zaten kendisi öyle falan. Kimse akrebe kalkıp da hani düşmanlık falan yapmasın. Bunu sezer zaten, hisseder. O yüzden de 6. evdeki olası bir sorun için gözünüzü kapatın, bunu sezin, anlamaya çalışın. Ona buna kulak vermeyin. Çünkü 12-6 aksındaki 14 Ekim'de de terazide güneş tutulması olacak. Orası da senin 12. evin. Ben genelde 12-6 tutulmaları yaşadığımda bir koç burcu olarak kendime çekinmeyi, cevapları kendimden çıkartmayı severim. Çünkü eğer hastalıksa kendi bedenini dinlemediğin için hastasındır. Eğer psikolojik sorunun varsa kendi zihnini dinlemeyip içe girmediğin, murakabe etmediğin için bunu yaşıyorsundur. O yüzden 12-6'da müttefikiniz yoktur. 12-6'da ananız babanız yoktur. 12-6'da eşiniz çocuğunuz yoktur. 12-6'da arkadaşlarınız yoktur. 12-6'da sizi kimse kurtaramaz. 12-6'da sadece siz kendi kendinizi kurtarırsınız. Ha 12-6'da tabii 12 var diye gidip yurt dışında da yaşayabilirsin. Yani 12 yurt dışına yerleşimdir. Ama orada da bir hapishanedesindir. Çünkü hapishane nedir? Seni sevdiklerinden ayıran yerdir. Her zaman söylüyorum. Bunu gurbetçiler iyi bilir. Ya da bizim gibi uzun yıllar yurt dışında yaşamış insanlar. Yine yalnızsındır. Ama kalabalıkların içinde olabilirsin. Etrafında milyonlarca insan olabilir. Yine yalnızsındır. 12-6 budur. O yüzden de 12-6 yaşıyorsunuz. 12-6 yaşadığınız için de ona buna kinlenmeyin. Ona buna hani kızmayın. Bu senin kendi evrimin. 12-6'da dersini alacaksın. O dersten geçtiğin zaman da ne olacak? Açı değişecek. Bu sefer hani ikizler yaşadı ya diyelim 12-6'yı. Bu sene yaşamayacak mesela. Bu iş sırayla arkadaşlar. Parayla değil. Evrendeki herhangi bir gezegen hiç kimseye ama hiç kimseye torpil yapmaz. Sen gezegenin naturasını, doğasını anlarsan farkındalık bilincinde yüksekse mesele hallolur. Öyle basma kalıp yok. Allah'tan EFT, Allah'a havale etmek. Yani biz bunlara güler geçeriz yani. Alemlerin Rabbi istemediği zaman sen istediğin kadar havla dur ama gökten kemik falan yağmıyor. O yüzden de herkes kendi işine gücüne bakacak. Herkes bilinç düzeyini yukarı çekecek. Bilinç düzeyindeki aşağıdaki insanları da tabii bilinç düzeyi daha yüksek olan ruhlara gönderilecekler. O ruh da sana diyecek ki senin bilinç düzeyin düşük. Bir tane de böyle tokat patlatacak. Çünkü biz hocalarımızdan öyle öğrendik. Ama siz tabii hayatta neredeyse anne baba dayağı, öğretmen dayağı, askerde komutan dayağı yemediniz ya. Sizin şimdi hayatta yiyecek dayaklarınızın sayısı daha fazla. Üstelik o tokat, o çok önemsiz bir tokat ha. Hayat adamı öyle bir tokat diyor ki ooo daha neler var neler hayatta. Öyle anne baba tokatına benzemez. Kuzum, akıllı ol akıllı. Akıl. Kimse sizi pataklamadı ama sizi hayat bence daha kötü pataklayacak. Tabii bunu anlayamayanlar için konuşuyorum. Anlayanlara zaten sözümüz yok. Anlayana sivrisinek sas, anlamayana da işte bilmem ne az. Bilmem ne derken anladın sen onu. Şimdi ne yapıyoruz? Akrep 6-12 dedik. Yay ne yapıyor? Yay. Yayın tabi koç 5. evi. Oh keyif. Keko. Çok düşerse enstrümanlar finansal. Seneye koç burcunda yeni bir başlangıç olabilir 20 Nisan'dan sonra. Bir yatırım yap bir yatırım aracına. 5. evde. Piyango bileti değil tabi yani. Bir yatırımdan bahsediyoruz. Yaylar için belki çocuk vakti,
Çocukları olanlar için çocuklarla farklı bir noktaya gelmek, belki çocukları işte evlendirmek, aileden çıkıp gitmeleri. Yeni bir aşk meşk ilişkisi olabilir 5'te. Bir romancı için roman yazmak, bir aktör ya da bir oyuncu olman için sahneye çıkmak 5. sahneden de para kazandırır. Geçenlerde biri şey demiş, hocam Haluk Bilginer gibi filansı. Ya İzmirli hemşerim, onun dayı Aslan'da, benim dayım Aslan'da. Tabi neticede geldiğiniz şehir, gezegenlerinizin pozisyonu, bu bazı benzerlikleri ne yapıyor? Kozmos bize gösteriyor. Tabi insan şunu söylüyorum, yani yükselenini bilmese bile ayı, günü, yılı, özellikle orta yerde toplumun gözünde olan insanların daima ay, gün, yıl ne yapın? Wikipedia'dan bakın. Haritayı önünüze açın, bunu bir antrenman gibi yapın. Bakın, yani ne benzerlik var ki o iki kişide, diyelim ki benzer bir tonlama var. Diyelim ki gırtlak. Aslan da var ya, ay aslan. Ya. Neyse, tiyatro sanat yeri aynı zamanda, yani onu demeye çalıştım. O yüzden de madem ki yayların 5. evinde oluyor bu, hani çocuğunuz vardır, 10 yaşındadır. Tiyatroya yazdırın çocuğu yani, yay burcuysa. İyi bir başlangıç olabilir. 14 Ekim'de de terazide, tabii 11. ev burası. 11. ev tabii yine cemaat, sosyal toplum, camiaya karışmak olabilir. Siyasi parti liderisinizdir filan. Mesela kim yay burcu? 20 Nisan. Evet. Aklıma geldi. Kemal Kılıçdaroğlu mesela. Demek ki önümüzdeki yıl 5-11 aksı tutulmaları yaşayacak. Allah herkesin yardımcısı olsun. Evet. Ama bu altılı çok enteresan oldu tabii. O tarafta mesela HDP lideri Koç burcu. Bu tarafta işte ne bileyim, Deva Partisi lideri Babacan filan. Kılıçdaroğlu yay burcu. Ateşler ortada görünmeye başladılar. İyi bir şey. Çünkü su burçlarına gönderme olacak ama bu ülke akrep, yengeç ve balık burçlarından çok çekti arkadaşlar. Hiç kimseyi söylemeyeceğim. Hocam gene su burçlarına taktım filan demeyin. Bakın arkadaşlar, o çok çektik dediklerimize, hepsi yengeç, balık, akrep. Bu kadar. O yüzden de elementsel olarak zaten su ve toprağa bir bağımlılık var. Bazen zıttını seçersen senin için daha faydalı olur. Çünkü o sende zaten var. Ama sen ne yapıyorsun? Kendinde var olan bir şeyi başkasında da arıyorsun. Bakın Türkiye'de şöyle bir hata var. Eş diyoruz ya biz çiftlere bile. Eş diye bir şey yok kardeşim. Eş ne ya? Kadınla erkek eşittir. Eşit filan değildir. İkisi de elma ile armut kadar farklıdır. Kadınların üstün olduğu nokta vardır. Erkeklerin üstün olduğu nokta vardır. Eş diyorsun, hayatını alıyorsun. Bir de çekim yasası diye bir saçmalık oluşturdular. Çekim yasası artının eksiği çekmesidir. Sen zenginsindir, para babasısındır. Fabrikayı açarsın, sana 40 bin tane fakir gelir, sana çalışır. Senin bilgin vardır. Biz burada YouTube'da bilgilerimiz var. Veriyoruz. Bu bilgileri olmayan insanları ne yapıyorum? Kendime çekmiş oluyorum. Kadın ve erkek de zıttır. Artı ile eksi kutup gibidir ve birbirini çekerler. Zıtlar birbirini çekerler. Ama zıtlar birbirini çektikten sonra bu ülkede herkes eş olmaya çalışıyor. Herkes kendine benzetmeye çalışıyor bir başkasını. Ya fotokopici ülkesi ya. Adını değiştireceğim. Fotokopi teyeceğim. Bu nasıl iştir ya? Ya herkes aynı giyinecek, herkes aynı konuşacak. Herkes astrolojiyi aynı anlatacak filan. Ya 20 senedir size astroloji bir şekilde anlattılar. Ben farklı anlatmaya çalışıyorum. Oradan işte şikayet var .com'a yazıyor işte. Ben önceden de şans aldım ve öyle değildi filan. O olabilir. Önceden seni kandırmışlar. Adam cahilmiş, bilmiyormuş. Ne yapayım yani? Beni senin önceden aldığın seanslar ilgilendirmiyor arkadaş. Ben bu ülkedeki bütün astrologların hepsini toplarım, 40'a çarparım. O kadar bilgiye sahibim, bu kadar. Bunu sen görmüyor musun? Bana inanmayacaksan daha kime inanacaksın? İnternet sitesine giriyor, oradan kendim de çıkar. Ya internet sitesine girip kendin çıkartabiliyorsan bana niye geliyorsun, para veriyorsun? Böyle bir şey var mı ya? Önce dinlersin burada, beğenirsin hocanı. Ondan sonra seansta tabii seni evlendirip, zengin bir adamla, bir de yakışıklı, öyle Recep İvedik, yok fabrika işçisi falan değil.
Onu yapamayınca da çünkü yok, görmüyorum haritada. E vermezse mabut, neylesin mabut? Biz mabut, yukarıdaki de mabut. Mabut vermiyor. Benim suçum yok. Ben mabutum. Ha, verir mi? Her şeyi görüyor muyuz? Allah korusun. Ben nereden her şeyi göreceğim? Kimse her şeyi göremez zaten. Tahminlerde bulunmaya çalışıyoruz kendi çapımızda. Ama bizim gene bak çapımız var. Sen bir de çapsızsın. Berna'yı da sinirlendiriyorsunuz. Kız sitelerde işte geziyor, buluyor falan filan. Tabii biz oradan, çünkü cevap hakkı doğuyor. Hakaret ve iftira dolu şeyler var. Resmen hakaret ve iftira dolu şeyler var. Çok ayıp bir şey. Eleştirin ama hakaret, iftira başka bir şey. Sen başka astrologlardan dersler aldın, sertifika aldın, paranı, zamanını ve emeğini harcadın bilmem kaç yıl. Aa, bir baktın ki kandırmışlar seni. Bir tanesi anaretik diye bir şey uydurmuş. Biri de çıkmış diyor ki atma karaka diyor, ruh göstergesidir. 29 derecelik gezegen hatta daha iyidir diyor. 29 derece aslan da Regulus var. Kraliyet yıldızı. Ana kraliçenin dayı aslandaydı. Sen ana kraliçe Elizabeth II misin? Leyla, Kezban, Kraliçe Kezban, pardon Prenses Kezban, daha da evlenmediğin için prenses diyeceğim sana. Miss, Missis değil, Miss York seni. Sen bu kafayla hiçbir zaman da Missis filan olamazsın. Kendin erkeklere düşmansın ki bu ülkede bir sürü kişi babasına düşman, bu ülkede bir sürü kişi kocasına düşman. Erkek düşmanlığından nereye gelindi biliyorsunuz mu? Vik 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 erkek çocukları ürettiniz, haberiniz olsun. Onu söyleyeyim. Bak bu çok önemli. Burası şokomelli, nutellalı. Ey anneler, özellikle 60-70'li kuşak, X kuşağı. Tamam, çocuklarınızı dövün, hırpalayın demiyorum ama siz babalarınızdan, kocalarınızdan bir takım sertlikler gördünüz ve bu nedenle karı gibi çocuklar yetiştirdiniz. Şimdi o çocuklar evde yatacaklar. Şimdi o çocuklar için sen evlere temizliğe gideceksin. Şimdi sen o çocuklar için, tamam mı? Çünkü o çocukları sen erkek gibi büyütmedin. Eskiden hiç olmazsa ne yapıyorduk? İşte 20 yaşında bir askere gönderiyorduk. Ya ben buradan nefesim tükendi ya. Yani çoluk çocuk, dövmeli, sakallı, hepsi artist. Kim yarattı bunları abi? Sen anne olarak kalktın, babayla kavga ettin. Ya da boşandın, ya da babayı kötüledin, tamam mı? Çocuk da gitti, babasının tersi oldu. Baba hiç olmazsa kamyon şoförü de olsa, Recep İvedik de olsa gidiyordu, çalışıyordu, suyunu sıkıyordu, bir şey yapıyordu. Kavga ediyordu ya da. Biz İstiklal Harbi'ni bu vitvitlerle vermedik. Bunu sadece Türkiye'de yapmıyorlar, onu da söyleyeyim ha. Bak 2001-2002'li Rus askerleri. Şu an 20 yaşında değil mi bunlar? Ukrayna'da kaleşnikovlarla saydırıyor bizim sarışın güzel Ukraynalı hatunlar. Çocuğu derdest etmişler. Elinde WhatsApp'tan böyle kahve içiyor. Annesiyle görüşüyor. Moskova, Ukrayna arası. Anne ya, biz burada tatbikat var zannediyorduk. Anne ya. Gördün mü? Ne yaptığını çocuğa gördün mü? Salak ana. Erzurum'da salak ana diye bir tabir vardır. Anam salak ana diyor böyle derim. Lan bizi de bir ana yetiştirdi. Bizi 13 yaşında hatta Mustafa Kemal'in ordusu yetiştirdi. Senden mi öğreneceğim ben nasıl erkek olacağımı? Biz 1986'da elimizde James Bond çanta, bir elimizde deri eldiven, ayağımızda rugan ayakkabılar, şapkalı üniformalı poletli gezerken, sen bir aç bakayım Uğur Dündar'ın programında ülkenin en zengini Vehbi Koç burada oturuyor, Sakıp Sabancı da burada oturuyor, ikisi konuşuyor, bir de onların kılığına kıyafetine bak. Biz senden nezaket, oturup kalkma, adap, uslup, konuşma öğrenmeyeceğiz. Seni gidi cahil ana, seni gidi o cahil ananın cahil kızı. Ayar vereceğim. Beğenen beğenir, beğenmeyen de kızını vermesin. Erkek gibi çocuklar görmek istiyorum. Erkek gibi çocuklar derken tutup kadınları döven, bıçaklayan, onları temizliğe gönderip kendisi kahvede okey'e dönen, bıyıkları sarkıtmış tiplerden bahsetmiyorum. Bizler genetik olarak Y kromozomuna sahibiz ve 250 bin yıldır bizon avına gidip geliyoruz. Kadınlar da artık erkeklerin maaşı yetmiyor. Ne yapsın? Onlar da çalışıyor diyor 50-100 senedir. Tabii ki kadınlar da eğitimli olacak. Kadınlar da çalışacak. Gerekirse kocalarına muhtaç olmayacaklar. Ama bu demek değildir ki
Sürekli bu ülkede bir doğa başladı. Erkekler kadınları, kadınlar erkekleri suçluyor. Arkadaşlar bu ülkede kedileri, köpekleri de öldürüyorlar. Adam kürekle köpeğin kafasını, tasını gözümüzün önünde herkes gördü ya. Yani bu adam şimdi gitmiş karısını dövmüş, kızını dövmüş. Bana ne ya? Konumuz burada o kişiye, bu kişiye uygulanan şiddet değil. Bakın ben kadın hakları, erkek hakları inanmam böyle şeylere. Kedi köpek hakları inanmam ben böyle şeylere. İnandığım tek şey vardır, insan haklarıdır. İnsan olduğumuz zaman biz kadınmışız, erkekmişiz, hayvanlara nasıl davranacakmışız bunun hepsini biliriz zaten. Ama sen kalkıp kadın gibi davranmazsan ben de sana erkek gibi davranmam. Bu kadar. Bu karşılıklıdır, tamam mı? Sen önce bir kraliçe ya da prenses gibi davranacaksın. Ben de sana bir kral, bir prens gibi davranacağım. Sen bir parya gibi davrandığında ben sana bir parya gibi davranırım. Bu enerjinin geri dönüşüdür. Bu karmadır. Sen başkasında kendini seyredersin. Biraz da sen ne yapacaksın? Oturacaksın, düşüneceksin. Anneannenin başına gelmeyen, ananın başına gelmeyen senin başına geliyorsa demek ki sen anneannenden ve annenden öğrenememişsin demektir. Biz büyük babamızdan da babamızdan da öğrendik. Sana da tavsiyem onları küçükseyeceğine sen de öğren. Herkes birbirine dalıyor. Memlekette onunla kavgalı, bu bununla kavgalı. Ben anlamadım ya. Kavga çıkarmak isteyen zaten gitsin direkt niye gözün üstünde kaş var desin. Kavga etsin yani. Bırakalım bu kavgaları. Bak aynı gemideyiz diye bir tabir var. Titanik ya resmen batıyoruz. Millet gıy gıy çalıyor. Senin kişisel sorunlarınla uğraşamayacağım çocuk. Beni şimdi Nietzsche'den alıntı yapmaya zorlama. Sana göre Nietzsche de Arthur Schopenhauer da zaten kadın düşmanı. Baban da kadın düşmanı. Kocan da kadın düşmanı. Ah. Benden önce tanıdığım tüm erkekler de kadın düşmanı. Sen bütün erkeklerle gidip kavga ettiğine göre bence sende bir sorun var o zaman. Ya da bir erkek gidip bütün kadınlarla kavga ediyorsa onda bir sorun var o zaman. Sen kadın düşmanı falan dediğinde bizi kadınlar takip etmeyecek mi zannediyorsun? Biz kadın düşmanı olamayacak kadar kültürlü, kadın düşmanı olamayacak kadar yakışıklı, kadın düşmanı olamayacak kadar etrafında çok fazlasıyla kadın barındıran bir adamız. Kadın düşmanı senin o kro baban. Sen kro babanla beni karıştırma. Onun da sakalı olabilir benim de. Bu sakal başka sakal, onunki başka sakal. Evet, ayarımızı verdik. Yola devam. Akrebi geçtik, yayı geçtik. Yay 5-11'de anladın ne dediğimi. Çok olumlu zamanlar 5-11 tutulmalarını yani 2023 senin yılın olabilir. Güneş ve ay tutulmalarını iyi kullanırsan. Çünkü güneş tutulmaları önemli. Tabii pazar günkü videoda da ay tutulmalarına bir parmak basacağım. Ama güneş tutulmaları yeni başlangıçlardır. Ay tutulmalarından daha önemlidirler. Bir şeye başlamalısın 5-11 aslında. Konuları zaten biliyorsun dediğim gibi. Çocuk sahibi de olabilirsin bilemem. Aşk da yaşayabilirsin. Ama topluma karışmalısın. 5-11 aktif bir aks. Ateş ve hava evleri aktif evlerdir unutmayın. Toprak ve su burcu evleri gibi değildir. Toprak ve su bir yerde yatabilir. Koyarsın orada toprak sudur. Ateş ve hava duramaz. Hareket ederler sürekli. O yüzden de sizden eylem bekleniyor. Darma yaşam amacı evi çünkü. 5 harekete geç bir şey yap. Evet oğlak. Oğlakta ne oluyor? Oğlağın 4-10 aksı. Evet oğlaklar için mühim. Mühim. Çünkü dördüncü evdeki bir tutulma dört ilk köşedir. Yani birinci köşe koç köşesi, ikinci köşe diyelim yengeç köşesi. Bu bir yengeç açısı oluyor yani. Dört olduğuna göre şimdi Vedik astrolojide şöyle kare şeklindedir. Yani bu köşe var, bu köşe var, bu köşe, bu köşe. Yani koç, yengeç, terazi ve oğlak. Şöyle bir köşeli bir şey düşünün. Vedik için konuşuyorum. Öyle yuvarlak falan bir çember değil. Nasıl Batı astrolojisinde hani gezegenler ne yapıyor? Böyle gidiyor. Orada tam saat ibresinin ne yapıyor? İşte saat ibresi yönünde gidiyor. Yani zamanla akıyormuş gibi. Bu köşedesin sen. Koç'ta 20 Nisan tutulması bu köşede olacak. Yani buraya geliyorum demek burayı dönmen gerekecek. Koç'taki tutulmayla evinden çıkman lazım bir kere onu söyleyeyim. Yani hala evinde olan varsa evinden çıksın. Yani bu evden çıkmayı her iki anlamda da anlayabilirsiniz. Bir kere ev, bark, yaşadığınız şehir, hayat yani dörtten ki bir güneş tutulması tamam mı?
ananın hörekesinden çık tutulması. Yani uzaklaş, git, çalış, başka yerlere git, başka bir şeye başla, yeni bir şeye başla. Çünkü güneş dipte demektir. Şimdi haritanın tam dibinde. Buradan ne yapacak? Rebound yapacak. Doğru hamleyi yaparsan buradaki tutulmayla yukarı zıplatır seni. Dip. Çünkü oğlak için koç tam diptir. Dibe vuruyorsun, orada iyi zıplayabilirsen rebound'u basarsın. Orası da senin tabii ne oluyor arkadaş? Terazi evin. Yani 14 Ekim terazi. Güneş tutulması da 10. evinde. 20 Nisan koç güneş tutulmasıyla öyle bir şey yap ki öyle dibe vur. Oradan da teraziye yani tepeye zıpla. Rebound'a çıkıyorsun. Bunun içinde tabii kariyerle, işle, güçle alakalı bir takım değişiklikler. Hatta işi gücü yapmak üzere başka bir yere de gurbetçi gitmen gerekebilir. İzmir'de işler kötüdür. Gelirsin İstanbul'a. Öyle düşün. Yani şayet kökten bir değişim yaparsan tepeye vurabilirsin. İyi bir tutulma. Yani zorlu. Çünkü hiçbirimiz insan evladı olarak kabul edelim ki konfor alanımızı kolay kolay ne yapmıyoruz? Terk etmiyoruz. Ancak konfor alanında bir sıkıntı yaşıyoruz. O sıkıntıyı yaşayınca da ne yapıyoruz arkadaşlar? Mecburen daral geliyor ve bir harekete geçiyoruz. Bu bazen evlilik oluyor, bazen yeni bir ev, yeni bir şehir, yeni bir iş, yeni bir kariyer vesaire. Evet. Oğlaklar, size yeni bir şeyler geliyor. Bu yeni şeyleri artık siz kendiniz seçeceksiniz. Kova'da ne oluyor? Kova tabii 3-9 aksı. Koç tabii Kova'nın eğitim yeri. Tevekkeli değil. Ülkemdeki astrologlarım çoğu ya Kova ya Ayukova'da. Ben de bir koç olarak tabii o arkadaşları ne yapıyorum? Eğitiyorum. Koçlar kova eğitirler. Kovaları eğitiyoruz. Kovaları dolduruyoruz. Doldururken de bazen tabii taşıyorlar ama boş tenekede tangırdar. En iyisi dolduralım. Taşmasınlar da. Dikkatli olun. Yok kovayı sevmiyor. Lan ben kova aşığıyım. Ben kova kadınlarını severim. Benim Mars Jüpiter kovada bir kere. Kova kadınları da beni sever. Ben orada başka bir şeyden bahsediyorum. İstihare yapıyorum. İstişareye yatmıyorum. İstihareye yatmıyorum. İstihare, istişare, istihare. Bakın bir sürü kelime var. Ne güzel bir şey ya. İstihareye yapmak denir ya. İki rekatta namazı var. Şimdi 20 Nisan koç, 29-50. Şimdi burada 3. ev tutulması bu. 3-9 aksı tutulmaları tabii kovaları ne yapacaktır? En azından bir nefes alın. Ya bir gezin, tozun, harekete geçin. Bir yere gidin. Yani kova havadır. Hava almak deriz yani böyle yürüyüşe çıkarken bile. Ya da hava değişimi deriz askerlikte. Bir havanızı alın. İmkanlar olanlar tabii çünkü 14 Ekim terazi ya 9 aynı zamanda yurt dışına da çıkabilir. Zor tabii bu euro dolar paritesiyle. Zaten o herhalde o zamana seneye bu zamanlara bunun iki misli bir dolar fiyatını konuşuyor oluruz. Zor. Şimdiden dolar al koy demek oldu değil mi? Şimdi verdim tüyoyu. Şimdi ne yapıyorsun sen o zaman? 14 Ekim'deki terazi tutulması 9. Orada tabii üniversite sınavına girenler için seneye yani 3-9 aksa eğitim için üniversite sınavına girenler için iyi olabilir. Tabii çalışanlar yani bunu ne yapanlar halledenler. Yani halletmedin tutulma seni kurtarmaz. Halletmedin seni Jüpiter kurtarmaz. Yine her şey nedir insan evladı olarak bizim elimizde ama bu tabii bazen çaresiz kalınıyor. Bazı seanslarda maalesef çok çaresiz haritalarla karşılaşıyorum. Çok üzülüyorum tabii. Maalesef yani kozmos hepimize aynı imkanları vermiyor. O yüzden ben yaptım ben ettim deyip ukalalık yapmamak lazım. Hayat öyle bir şey değil zaten. Ama tabii 3. evdeki 9. evdeki gezegenler biraz daha bizim kontrolümüzdedir. Yani 8. ev ya da 12. ev gibi çaresiz değildir. Bazı açılar da astrolojide çaresizlik veriyor. Ama mesela 3-9 güneş ay tutulmaları yani ay tutulmaları da nerede? Akrep, boğa evet. Bu anlamda 2023'te yani sizin elinizde olan bir yıl. Bazı yıllardaki tutulmalarda biz elimizde değildir bazı şeyler. Bu biraz daha sizin elinizde. Yani çalışın, hareket edin, okuyun, öğrenin, dil öğrenin. Lisans, master, doktora. 9 iyi bir ev yani. Madem ki kuzey güney tutulmaları orada. Hatta 9'daki
tutulma terazi tarafında olduğu için güney düğüm tarafında olacaktır. Orada bir eksiğim varsa 9. eve ilişkin onu ne yap hallet derim. Çünkü kuzeye gitmek için güneydeki bir takım sorunların ne yapılması halledilmesi gerekiyor. Evet. Balık. Balığın 12. evi. Evet. 12. evde koç tutulması. Terazide 6. Güney düğüm 14 Ekim. Valla balıklarda şu var. Pardon, balığın ikinci evi. Özür dilerim. Koç balığın ikinci evidir. Burada ikinci ev, 8. ev tutulmaları. Yani 20 Nisan'da Güneş Koç'ta ikinci evde, 14 Ekim'de Terazi'de 8. evde demek. Bakın arkadaşlar, bu özellikle 8 ve 6, 4, 8 ve 12 numara evler astrolojide moksha evleridir, yaşam ötesidir. Bir ölümün neticesinde ancak yeniden doğabiliriz. Dördüncü evde anamızın rahmidir, yengeç evidir. Oraya geliriz, orada aslında ruh olarak ölür, bedenlenerek çıkarız. Sekizinci ev babanın sülbüdür, döldür. Erkeğin testislerini yönetir, üreme organlarını. O da oradaki karmandır. 12 ise bunların ikisinin toplamıdır. 4, 8, 12. Burası daha gizli kapaklı bir alan ve burası bizim ruhun bedeni terk ettiğimiz alan. Her balık 12. evdir biraz da. Yani tabii yükselenine göre her balığın güneşi farklı eve düşebilir ama genel olarak balığın sezgisi, ben bunu nereden biliyorum? Benim yükselenim balık 12'deyken, Merkür de balık mesela, o da 12'de, 1. evde ama bunu ben aklen ve şey olarak, yani bana tabii yükselen içine doğduğumuz ortam, neticede balık anneye doğdum. Hayat bana bir takım balık olayları yaşattı ama ben hep başa rücu ettim. Oraya kaçtım, karşısına, çalışma evine, ayımın olduğu 6. eve. Burada 2-8 aksı tutulmalarını da böyle düşünün. 12-6 ve 2-8. 12-6 ve 2-8 tabii daha zorlu olan yerler. Burada 8'den korunmak 2 ile mümkün. Fakat 2 tabii kişinin kendisine ait alanı. Yani kendisine ait derken ikinci bizim varlığımızdır. Ve onu biz daima ne yaparız? Korumaya çalışırız. 8 ise tabii bir kayıp evidir. Orada bazen hakikaten ölümü, bazen de yani fiziksel ölüm yaşanabildiği gibi metafizik bir ölüm de yaşanabilir. Mesela Arthur Schopenhauer'ın Aşkın Metafiziği diye bir kitabı vardır. Bakın, aşkın fiziği demiyor. Aşkın metafiziği diyor. Burası metafizik bir mesele. 2-8 aksı da metafizik bir mesele. 8 akrep olayı da metafizik mesele. O yüzden zaten bizim bu balıkla, akrepli, yengeçli haritamızdan ötürü herkes maşallah metafizik uzmanı. Herkes maşallah sezgileri çok güçlü. Herkes maşallah şifacı. Herkes maşallah maşallah nokta nokta noktacı. Kendinizi kandırıyorsunuz. Çok ciddi, net bir şekilde kendinizi kandırıyorsunuz. Bu işlerin peşine giden ananın ya da anneannenin haline bakarsın, anlarsın zaten. Yani bu metafizik ego da acayip bir ego türü ha. Çünkü ispata da gelmiyor. Hayatında hiçbir şey yapmamış ama tabii fiziksel olarak sen hayatta hiçbir şey yapamayınca metafizik egoya sığınıyorsun. En inançlı sensin. İstediğine beddua ediyorsun. İstediğine büyü yaptırıyorsun. İstediğine bakıyorsun böyle nazarla filan. Hatta kaşıkları da büküyorsun sen. Kaşıya mı benziyorsun ben? Senin şu söylediğini sen Japon'a anlat ya da Amerikalı'ya. Seni Bakırköy Akıl Hastanesi kliniğine tıkarlar. Şizofrensin diye çakarlar lityumu da. Balığa bunu söylüyorum. 2-8 aksında tutulmalar. Burada tabii maddi bir şeye sahip çıkacakken 8. evde kayba uğramanı istemiyorum. Belki parasını, malını, mülkünü alıp tüyecek balıklar vardır 20 Nisan'dan sonra. 8. evin tutulması, yani terazi 14 Ekim tutulması biraz ciddi bir tutulma. Burada tabii
kendisini, farkındalık bilincini arttırmış, hayal görmeyen, illüzyonlara kapılmamış balıklar daha şanslı olacak. 2011'den beri balık zaten Neptün transiti yaşıyor. Kendine ait bir şeylerle aslında sana ait olmayan bir şeyler arasındaki bir çatışma. Bunu tabii biz bunun için şeyi dinleyebilirler. Ders videolarından bir balık için konuşuyorum. Bu tutulmalar, yani 2023'ü anlamak istiyorsanız benim akrep, boğa, kuzey ve güney tutu düğümleri. Kuzey boğa, güney akrep. Her videoyu 3-4 tane çektiğim için kuzey boğa, güney akrepte ne anlatıyorsam 20 Nisan koç tutulması, 14 Ekim terazi güneş tutulmasında sen 2023'te bunları yaşayacaksın. Videolar tabi detaylı olduğu için burada lafı uzatmayacağım. Şu var, şunu öğrenmen gerekecek bu 2-8 tutulmalıyla. Dünyada hiçbir şey sana ait değil. Hiçbir şey, hatta buna kendi bedenimiz ve canımız da dahil olmak üzere, bize ait değil. O yüzden de bir şey sana çok aitmiş gibi böyle ahtapot gibi sarmalarsan ondan sonra kundalini çakrayı patlatırsın. Çünkü Arapçada tedbir dübür kökünden gelir. Bağırsaklarını bozarsın, basur patlatırsın, meme yaparsın. Panik yaratma, sakin ol, evrenin yasalarına ve Tanrı'nın senin hakkında verdiği hükme güven diyorum. Vay, diğerlerine göre tabii daha metafizik yorum oldu. Balık diliyle konuşmak lazımdı tabii. Her burcun kendine göre kullandığı bir lisan var. Biz o lisanı ne yapıyoruz? Gayret ediyoruz ve videoyu kapatırken şunu söylemek istiyorum. Yok hocam şu burcu sevmiyor, bu burcu sevmiyor. Benim sevdiğim burç ya da sevmediğim burç ya da işte yok kadın erkek, kedi köpek. Ben dediğim gibi. Akıllı insanı severim, akılsız insanı da sevmem. Akıllı olun. Kendinize iyi bakın. Hepinize ne diyorum arkadaşlar? 2023'ten hani uzun yıllardır görmediğim kadar nedense umutlu olduğum bir yıl. Umarım doğru görürüz. Rabbim hepimize doğruyu görmeyi ve bizi doğru yolumuza iletmeyi nasip eylesin diyorum.